Ulusal Kanal Ana Haber'den iyi akşamlar. Aydın ve İzmir'den gelen üzücü haberlerle sarsıldık. Aydın'da bir restoranda tüp patlaması sonucunda meydana gelen kazada maalesef 7 yurttaşımız hayatını kaybederken, tam bu olayın şokunu atlatmaya çalışırken İzmir Bornova'dan da bir kulevincin devrilmesi sonucunda 5 yurttaşımızın hayatını kaybettiği bilgisi son dakika olarak yansıdı. Ayrıntılara bakacağız. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir yeni yıl haberi geldi. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde Vatan Partisi tam da bu noktada nöbete başlamıştı. İşte bu nöbetin başlamasının hemen sonrasında HDP konusunda Yargıtay Başsavcılığı'nın kararlı bir mücadelesi vardı. Hem kapatılması hem de bu seçim yardımları çerçevesinde HDP'ye aktarılması muhtemel meblağın verilmemesi konusunda bir başvurusu vardı. İşte o ikinci başvuru çerçevesinde 6 Ocak için karar günü yansıdı. Ayrıntılara bakacağız. Efendim bir yılı tamamlıyoruz. Yeni bir yılı karşılamaya hazırlanıyoruz. Artık son 24 saat ve yeni yıl içinde Aşık Veysel yılı. Bizim ünlü halk ozanımız gerçekten hem yaşamı hem de bıraktığı türküleriyle, eserleriyle hepimiz için bir yol haritası sunan Aşık Veysel yılının ayrıntılarına da bakacağız. 2022 yılını nasıl geçirdik? Arkadaşlarımız summalı çalışmalarla bunun bültenlerini ve haberlerini sizler için hazırladı. Bölüm bölüm yansıtacağız. Onlardan Vatan Partisi'nin kararlı ve öncü programlarının nasıl Türkiye'nin önüne çözüm olarak geldiğine bakacağız. Aynı zamanda ekonomide 2022'de neler yansıdı? Ona ilişkin değerlendirmemizi sunacağız ve yeni yıl için beklentilere de yine ana haber bültenimizle birlikte bakacağız. Efendim emeklilikte yaşa takılanlara ilişkin beklenen açıklamanın gelmesi sonrasında ayrıntılar malum herkesin merak ettiği. İşte gördüğünüz gibi sosyal güvenlik SGK şubeleri yoğun bir şekilde EYT konusunda kiminin umudu, kiminin belki de yapması gerekenlerle ilgili bir süreci canlandırıyor. Gerçi Çalışma Bakanı uyarıyor, buna gerek yok, hepsini E-Devlet'ten halledebilirsiniz dedi. Ama hem EYT hem de SGK çatısı çerçevesinde sosyal güvenlik sistemiyle ilişkinde haberlerimiz olacak. Buna ilişkin ayrıntılara bakacağız. Efendim Amerika Dışişleri'nden bir ismin yaptığı açıklama gün içine yansımıştı. O açıklamanın ayrıntılarını da yine ana haber bültenimizde sizlere sunmaya gayret göstereceğiz. İlk durağımız başkent Ankara olacak. Başkent Ankara'da PKK'nın meclisteki uzantısı ve temsilcisi HDP'nin kapatma davasını erteleyen Anayasa Mahkemesi, partinin hesaplarına bloke konulması konusuna ilişkin talebi karara bağlayacak. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebini değerlendiren AYM kararını 6 Ocak Cuma günü açıklayacak. Öte yandan Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için AYM'nin önünde başlattığı nöbet eylemlerinin ikincisini de 5 Ocak'ta, yani karardan bir gün önce yine aynı noktadan aynı mesajlarla verecek. HDP'nin kapatılması için bir kez daha bu vurgu aynı noktadan gerçekleşecek. PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'nin kapatma davasını erteleyen Anayasa Mahkemesi, HDP'nin hesaplarına bloke konulması istemini gündemine aldı. PKK'ya devlet 540 milyon lira yardım verebilir mi? Bunu Türk milleti kabul eder mi? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması istemli iddianamesinde hazine yardımının bulunduğu banka hesabının blokesine karar verilmesini talep etmişti. Anayasa Mahkemesi bu talebi herhangi bir gerekçe sunulmaması nedeniyle reddetmişti. Ceza yargılaması davası prosedürü işlenen süreçte HDP'nin iddianameye ve ek delillere karşı savunmalarını sunmasının ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'in sözlü açıklamasını yapması için 10 Ocak 2023 günü belirlenmişti. Başsavcı Şahin, 19 Aralık'ta partinin devlet yardımlarının bulunduğu banka hesabına bloke konulması talebini yineledi. Talepte partiye verilen devlet yardımının parti faaliyetleri dışında terör örgütünün amaçları doğrultusunda kullanıldığı belirtildi. Bu paralar Mehmetçiğimize kurşun olarak dönen paralar.
540 milyon. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı HDP'nin hazine yardımına bloke konulması talebine ilişkin gerekçelerini 5 Ocak 2023'e kadar sunacak. Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da talebi 6 Ocak'ta görüşecek. Öte yandan Vatan Partisi HDP'nin kapatılması için Anayasa Mahkemesi'nin önünde başlattığı nöbet eylemlerinin ikincisini 5 Ocak'ta yani karardan bir gün önce yapacak. HDP kapatılana kadar her hafta burada bu noktada Anayasa Mahkemesi önünde nöbetteyiz. Yakından takip edeceğiz. Önümüzdeki hafta ya da daha doğrusu yeni yılın oldukça hareketli başlayacağı da işte bu haberden anlaşılıyor. Şimdi Yunanistan, Almanya ve İtalya'nın da olduğu Avrupa ülkelerinin belediye başkanları İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla danışma toplantısı yaptı. Toplantıda Türkiye ve Türk yargısı hedef alındı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis İmamoğlu'na antidemokratik sansür uygulandığını öne sürdü. Bu Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir değerlendirmesini yaptı. Şehirleri de demokrasi... İtalya'nın Floransa Belediyesi, kentte yapılması planlanan büyüyen ve gelişen şehirler belediye başkanlarıyla buluşma toplantısını Ekrem İmamoğlu için İstanbul'a taşıdı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında yapılan toplantıya Floransa, Atina, Hanover belediye başkanları bizzat katıldı. Toplantıya ayrıca Paris Belediye Başkanı Yazılı, Utrecht, Linz ve Hamburg Belediye Başkanları da video mesaj yolladı. Toplantıda Avrupalı belediye başkanları Türkiye ve Türk yargısını hedef aldı. Atina Belediye Başkanı Kostas Bakoyannis provokatif sözler sarf etti. İmamoğlu'na antidemokratik sansür uygulandığını öne süren Bakoyannis, bu Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir ifadelerini kullandı. Bizler büyük laflar etmeye değil, Ekrem İmamoğlu'na desteğimizi tek yürek olarak ifade etmeye geldik. İmamoğlu'na uygulanan antidemokratik sansür, Türkiye'nin hukuk sisteminin Avrupa'dan görünen halidir. Kınıyoruz. Bugün iki kez seçilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı sansürleniyorsa, yarın Türkiye'de demokrasiye ne olacak? Vatandaşlar için şafak vakti ne zaman? Yunan basını da destek toplantısını ön sıralardan servis etti. Katemerini gazetesi Atina Belediye Başkanı Bakoyannis'in İmamoğlu'yla sarıldığı bir fotoğrafı paylaştı. Bu dava... Adalet davası. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıl 7 ay 15 gün hapiste cezalandırılmasına hükmedilmişti. Hemşeriniz bir kardeşiniz olarak. Evet, Ekrem İmamoğlu belli ki bu anti-emperyalizmle mücadele ettiğimiz süreçte emperyalizmin bir anlamda temsilcilerinden destek aramayı sürdürecek, gözlem bu. Ama bir yanda da altılı masada da adaylık ve cumhurbaşkanlığı tartışması yılı bitirmemize rağmen bitmek bilmiyor. Altılı masada cumhurbaşkanlığı karmaşası sürerken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yine ilginç bir çıkış geldi. Dedi ki, çoklu aday olabilir dedi. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çoklu aday tarafında yer almadı. Ortak aday vurgusu yaptı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in adaylık açıklamasına tepki gösterdi. Altılı Masa 10. kez 5 Ocak'ta bir araya gelecek. Ancak Cumhurbaşkanlığı seçimine kısa bir süre kala Altılı Masa'da adaylık karmaşası sürüyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kucaklamasının ardından Millet İttifakı'nda gerginlik yaşanmıştı. Bir de beni deneyin diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın görevlerine devam edeceğini tekrarladı. Ekrem İmamoğlu ile baba oğul ilişkisi gibiyiz. Kılıçdaroğlu son olaraksa altılı masaya gelirse çoklu adayın konuşulabileceğini işaret etti. İlla çoklu aday tekli aday değil ifadelerini kullandı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dansa ortak aday açıklaması geldi. Babacan çoklu adayın bir strateji olmadığını söyledi. Çoklu aday bir strateji değil, çoklu aday tek aday
çıkaramamak. Tek aday çıkarmayı, ortak aday çıkaramayı becerememek. Onun doğal sonucu. Asıl hedefi tutturamamanın bir dolayısıyla sonucu mu olur? Bize göre strateji değil. Çünkü biz otururken altılı masaya ortak aday olmalı diye oturduk. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da adaylık tartışmasıyla ilgili Habertürk'ten Nihal Bengisu Karaca'ya konuştu. Karamollaoğlu, Akşener'in kazanacak aday açıklamasına tepki gösterdi. İmamoğlu'nu ya da Yavaş'ı istiyoruz, onlardan biri aday olursa mutlaka kazanır demek cahilce bir iddia dedi. Bizim buna bakın şu veya bu demiyorum, hayır demeyeceğim. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın önünde olduğunu söyledi. Erdoğan'ın politik birikimini, mali imkanlarını, yardımdaki imkanları hafife alıyorlar. Erdoğan buldozer gibi ezip geçer sözlerini kullandı. 11 yıl sonra gelen çözüm Rusya'da savunma bakanları düzeyinde gerçekleşen son derece önemli bir toplantıyla gündeme gelmişti. Tabii ki Amerika bundan rahatsız oldu. ABD Dışişleri Bakanlığından Suriye Devlet Başkanı için katil ve vahşi diktatör ifadeleri kullanılırken sahadaki terör örgütlerine destek mesajı yinelendi. Görüşme ABD destekli terör örgütü Heyeti Tahrir el-Şam'da paniğe neden olurken Suriye'nin kuzeyindeki halkı kışkırtmaya yönelik mesajlar ve videolar yapıldı. Türkiye, Rusya ve Suriye'nin 11 yıl sonra gerçekleştirdiği üst düzey temasın savunma bakanları ve istihbarat başkanları düzeyinde olması Suriye'nin kuzeyinde askeri işbirliği olarak yorumlandı. Görüşme ABD ve beslediği terör örgütlerini paniğe soktu. ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, Amerika'nın sesi Türkçe'nin konuyla ilgili sorusunu yazılı olarak yanıtladı. Sağdaki politikalarının değişmediğini belirten sözcü, Esad'a güç verilmesinden rahatsız olduklarını dile getirdi. Türkiye, Rusya ve Esad rejimi arasında üçlü görüşmeler olduğuna dair haberler gördük. Vahşi diktatör Beşar Esad ile hiçbir normalleşme sürecini desteklemiyoruz. Ülkeleri Beşar Esad rejiminin tarihine dikkatlice bakmaya çağırıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Beşar Esad rejimine yönelik politikasını değiştirmedi. Suriye'de kalıcı bir çözüm olmasını sağlamak için müttefiklerimiz ve ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz. Bir rahatsızlık mesajı da Suriye'nin kuzeyindeki İdlib bölgesinde bulunan terör örgütü Heyet Tahrir el-Şam'dan geldi. Terör örgütünün sözde yöneticilerinden Abdurrahim Attun açıklamalarda bulundu. Türkiye veya başkası olsun, katil Beşar'a karşı atılan her adımı biz kınasak da Türkiye tutumuna ister muvafakat edelim ya da kınayıp eleştirelim, yalnız başına kınama yeterli olmayacağı için burada biz kınamadan daha fazla ilgilendiren devrimci ve mücahit güçler olarak bizim tutumumuzdur. Halledilmesi gereken ihtilaflarımızı kabul etmekle birlikte mücrim rejimle uzlaşmayı ya da yeniden normalleşilmesi hususunda bizim sözümüz bir olduğu ve bu rejimi devirene kadar devrim ve cihat yolunu sürdürme azmimiz devam ettiği sürece Türkiye'nin açıklamalarının ya da görüşmelerinin bize ciddi bir etkisi olmayacaktır. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yıl sonu değerlendirme toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ankara ile Şam temasının Suriye'deki muhalefet içinde olumlu olacağını vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'nin Suriye konusunda attığı adımlara kendi menfaatlerini düşünen çok az sayıda grubun tepkisi olduğunu belirtti. Suriye muhalefetinin temsilcilerinden herhangi bir tepki gelmediğini söyleyen Çavuşoğlu, muhalefette Şam yönetiminin uzlaşısı için Astana sürecinin önemini işaret etti. Efendim Amerika 2023'te anlaşılan o ki sahadaki taşeronlarını ateşe sürmeye devam edecek. İşte ABD-Ukrayna krizini 2023'te sürdürmek istediğine dair veri. Joe Biden 2023 mali yılı için 1.7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını onayladı. Bütçenin 45 milyar dolarlık kısmı Ukrayna için ayrıldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden 2023 mali yılı için 1,7 trilyon dolarlık bütçe tasarısını imzaladı. Bütçe Ukrayna için 45 milyar dolarlık yardımı da kapsıyor. ABD federal hükümetine 2023 mali yılının sona ereceği 30 Eylül 2023'e kadar finansman sağlayacak bütçe tasarısı ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi'nde onaylanmasının ardından Biden'ın imzasına sunuldu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada tasarının Biden tarafından imzalandığı bildirildi.
Biden da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda tarihi bir ilerleme yılı sona ererken iki partinin de desteğini alan bütçe tasarısını imzaladığını bildirdi. 2023'te daha fazlasını bekliyoruz ifadelerini kullanan Biden, bütçeyle Ukrayna'ya da önemli destek sağlanacağını aktardı. Aylarca süren müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşmaya varılan bütçe paketi 772,5 milyar dolarlık savunma dışı harcamalarla 858 milyar dolarlık savunma finansmanını içeriyor. Bütçede Ukrayna'ya yönelik 45 milyar dolarlık askeri, insani ve ekonomik yardım da yer alıyor. Federal hükümet çalışanlarının devlete ait cihazlara TikTok indirmesini yasaklamaya yönelik düzenleme de bütçe tasarısında bulunuyor. Efendim, Asya coğrafyası 2022 yılına damga vurmuştu. Belli ki 2023 yılında da çıkışını sürdürecek. Nepal yüzünü Avrasya'ya döndü. Güneydoğu Asya'nın devrimci ülkelerinden Nepal'de Maocu lider Puska Kemal Dehal geniş bir koalisyon hükümetinin başbakanı oldu. Nepal devriminin önderlerinden olan Dehal döneminde önceki ABD yanlısı çizginin aksine Çin'le ilişkilerin ileri noktaya taşınması bekleniyor. Atlantik bu kez Nepal'de kaybetti. 20 Kasım'da parlamento seçimlerinin ardından Maocu Marksist-Leninist koalisyonu kuruldu. Nepal Komünist Partisi Maocu merkez lideri Puspa Kemal Dahal ülkenin yeni başbakanı oldu. Nepal'de 20 Kasım seçimleri sonrasında hiçbir parti ya da ittifak tek başına iktidar kuracak çoğunluğa ulaşamadı. Demokratik Sol İttifak da hükümetinde anlaşamayınca NKP Maocu Merkez ve NKP Birleşik Marksist-Leninist liderliğinde yeni bir koalisyon hükümeti kuruldu. Nepal Krallığı'na karşı 1996-2006'daki Nepal İç Savaşı'nda Nepal Halk Kurtuluş Ordusu'na önderlik eden Dehal'i zorlu bir süreç bekliyor. 30 milyon nüfusu Nepal, Hindistan ve Çin arasında olması sebebiyle Çin, ABD ve Hindistan arasında güç çekişmelerinin yaşandığı bir ülke konumunda. Seçim sonuçlarının Batı basınına yansıması ise Nepal'de Çin kazandı başlıklarıyla oldu. ABD medyası şimdiden Çin'le iyi ilişkileri olan koalisyon partilerini yıpratma kampanyası başlattı. Efendim, yılın sonlarına geldiğimiz bugünlerde üzen haber futbol dünyasından geldi. Kanser tedavisi gören efsane futbolcu Pele 82 yaşında yaşamını yitirdi. Pele 3 kez dünya şampiyonluğu kupasını ve bunu kazanma başarısını göstermişti. Siyah inci, futbolun kralı, Kral Pele lakaplarıyla tanınan Brezilyalı efsane futbolcu Pele hayatını 82 yaşında kaybetti. Brezilya'nın efsane futbolcularından Pele'nin ölüm haberini kızı Kelly Nascimento duyurdu. Kanser tedavisi gören Pele, 30 Kasım'da Brezilya'nın São Paulo kentindeki Albert Einstein Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Asıl adı Edson Arantes do Nascimento olan Pele, 23 Ekim 1940'ta Brezilya'nın Minas Gerais eyaletinde doğdu. 1956 yılında Santos kulübüyle ilk profesyonel sözleşmesini imzalayan Pele, ilk milli maçına 1957 yılında çıktı. 1977'de futbolu bırakan Pele, milli takımla 1958, 1962 ve 1970'te Dünya Kupası şampiyonu oldu. Pele kariyerinde 6 kez Brezilya Serie A, 2 kez Libertadores Kupası, 2 kez kıtalar arası şampiyonluk ve 10 kez eyalet şampiyonluğu kazandı. 1956-1974 yılları arasında Brezilya'nın Santos kulübünde forma giyen Pele, 1975-1977 arasında ise ABD'nin New York Cosmos takımında top koşturdu. Rakibi ne uğradığını şaşırtan çalımlarıyla hatırlanacak olan Pele, futbolculuk kariyerinin ardından Brezilya'da 1995-98 yılları arasında spor bakanlığı yaptı. FIFA ve Santos'un futbol elçiliği görevlerini de yapan Pele, Birleşmiş Milletler ve UNESCO'nun iyi niyet elçisi olarak da görev aldı.
Efendim bugünün futbolcuları için hem futbol yaşamı hem de özel hayatına ilişkin son derece önemli örnekler var Pelé'nin ve gerçekten bir efsane son yolculuğuna uğurlanacak. Ve bizi üzen haberler için yeniden yurda dönüyoruz. Yayınımızın başında da ifade ettik, Aydın Nazilli'de bir restoranda tüp değişimi sırasında patlama meydana geldi ve maalesef bu patlamada 7 kişi hayatını kaybederken 5 yurttaşımız daha ağır yaralandı. Tüp patlaması Aydın'ın Nazilli ilçesi Uzun Çarşı'da bulunan bir dönerci dükkanında yaşandı. Aydın Mahallesi Hüseyin Aksoy Altıntaş Mahallesi Kıbrıs Caddesi'ndeki bir restorandan 15-30 sıralarında ihbar geldiğini, ilk belirlemelere göre tüp değişimi sırasında patlamanın olduğunu ifade etti. Patlama nedeniyle 7 kişinin öldüğünü bildiren Aksoy, biri ağır, 5 kişinin de yaralandığını aktardı. Aksoy, ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Diğer üzücü haber de İzmir Bornova'dan geldi. İzmir Bornova'da bir inşaatta kule vincinin devrilmesi sonucunda maalesef 5 yurttaşımızın hayatını kaybettiği yine valilik tarafından açıklandı. Ankara'daysa bugün herkesi sarsan bir cinayet yaşandı. Ülke Ocakları eski genel başkanı Sinan Ateş, Ankara'da düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ankara'da eski Ülke Ocakları Genel Başkanı akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt'la birlikte silahlı saldırıya uğradı. Çankaya'daki bir apartmandan çıktıkları sırada motosikletli kişinin silahlı saldırısına uğrayan Sinan Ateş başından yara aldı. Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan ve daha sonra hastaneye kaldırılan Sinan Ateş hayatını kaybetti. Arkadaşı Selman Bozkurt ise omzundan yaralandı. Efendim Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı EYT konusuna ilişkin ayrıntılarına katıldığı yayında merak edilen soruları yanıtladı. Düzenlemenin Ocak ayında meclise sunulacağını ifade etti Bilgin. Emekli olacakların ağırlıklı yaş ortalamasının 50'nin üzerinde olduğunu belirtti. İşine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puanlık sosyal güvenlik destek priminden de indirim yapılacağını açıkladı. Emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49.9. Yani artık 38 yaşında, 42 yaşında, 43 yaşında falan kimseyi emekli etmiyoruz. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesiyle ilgili ayrıntıları anlattı. Elde devlet üzerinden bunu kullanmaları için gerekli bütün hazırlıklar arkadaşlarımız yaptılar, yapıyorlar. Bazı çıkabilecek sorunları da teknik olarak çözümleyecek durumdalar. TRT Haber yayınında soruları yanıtlayan Bakan Bilgin, düzenlemenin Ocak ayında meclise sunulacağını ifade etti. Henüz yasalaşma prosesinde adımlar atılmadı. Onlar tamamlandıktan sonra onların müracaatları, şu anda müracaatları kabul edilecek bir durum yok. Müracaatları şu anda geçerli değil. Çünkü iş bitmedi. Yasal süreç tamamlanıp tanımlandıktan sonra hangi aşamalardan geçerek tamamlanacağını takip edeceğiz zaten. Kamuoyundan takip edecekler meclisimizdeki aşamaları. İstihdam artışıyla sisteme dahil olan emeklilerin oranının da arttığını belirtti Bakan Bilgin. Yani prim gelirleri daha çok artacak. Böyle bir sürecin içerisindeyiz. İnşallah önümüzdeki yıl içerisinde 23'te bunu daha da ileriye taşıma kararlılığındayız ve hazırlıklar enflasyon da düşeceği için daha hedeflere daha doğru ilerleyeceğiz. Burada ikinci bir şey var, onun o önemli. Yani bugün yapılmasının ikinci bir gerekçesi de şu, 8 Eylül 99 sonra 2008 vesaire. Bu yapılan düzenlemelerin belli şekillerde sonuçlar alınmaya başlanmış. Yani maksat belli ölçüde hasıl olmuş. Ne demek istiyorum şunu? Şu anda emeklilikte yaşa takılanların yaş ortalaması 49.9. Bakan Bilgin, Türkiye'de ortalama bir emeklinin en az 3 kişi tarafından emeklilik primleriyle finanse edilmesi gerektiğini kaydetti. Bu düzenlemeyle yani yaş sınırını kaldırarak biz bunu 1.7'ye falan düşürebiliriz. Bu sorunun çözülmesi için daha fazla istihdam, kayıt içi istihdamın olması lazım. Türkiye'de kayıt dışını çözebilirsek ya da ne kadar çözersek bu oranı yukarıya doğru çıkarabiliriz. İstihdamı ne kadar artırabilirsek bu oranı yukarıya çıkarabiliriz.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan sosyal güvenlik destek priminden indirim yapılacağını da açıkladı. EYT'den dolayı, bunun altını çiziyorum, EYT'den dolayı ayrılan, kıdem tazminatı alan ama işine devam etmek isteyen işçiye özel 5 puan sosyal güvenlik destek priminden indirim yapacağız. Şimdi bu da önemli. Bir, tecrübeyi devam ettirmek, o birikimini işçinin istifade etmesini, işini üretmesine devam etmek. İkincisi de onun kayıt dışı yollarla devam etmesinin önüne geçmek. Tabii temelde sorunun çözümü kuşkusuz hem üretimin hem de istihdamın planlanmasında yatıyor. Bakan Bilgin, sosyal güvenlik kurumlarına gitmenize gerek yok, E-Devlet'ten işlemleri yapabilirsiniz demesine rağmen EYT'liler sosyal güvenlik kurumu önünde yoğunluğa neden oluyor. Askerlik ve doğum borçlanmasıyla prim gün sayısını öğrenmek isteyenler burada uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluk üzerine SGK merkezlerinin ek mesai yapacağı öğrenildi. EYT düzenlemesinden sonra sosyal güvenlik kurumu önünde uzun kuyruklar oluştu. Ya ben 94'ten girişim var da prim eksikliğim vardı, onu soracağım işte. Başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin hemen her kentinde sosyal güvenlik kurumlarının önünde bu görüntüler kameralara yansıdı. Prim günlerini öğrenmek, askerlik ya da doğum borçlanmasını hesaplatmak, hizmet döküm güncellemesi yapmak isteyenler yoğunluğa sebep oldu. 95 yılından girişim var ama yeni çalışmaya devam tabii ki. Bu işlemler hem E-Devlet üzerinden hem de SGK müdürlüklerinden yapılabiliyor. Sosyal Güvenlik Kurumu, il müdürlükleri ve sosyal güvenlik merkezleri yoğunluk nedeniyle ek mesai yapacak. Tabii. Yılım dolu, yaşım dolu, yaş sorunum yok, beklemiyor. Çok mutlu oldum. Merkezler cumartesi günü 9-12 ve 13-17 saatleri arasında hizmet verecek. Tabii ki sevindik. O yüzden hemen sabahtan SSK'ya geldik. Askerlik borçlanmamızı yatırmak için, eksik günüm olduğu için. Efendim, hem üretimin planlanması hem istihdamın planlanması yapılan her haberde ortaya çıkan önemli çözümlerden biri. Belki sıradaki haberin de kuşkusuz temelinde bu var ama bunun ötesinde bir bölgesel ve Asya coğrafyasında komşularla işbirliği, Asya ülkeleriyle, büyüyen Asya ülkeleriyle işbirliğinin de ne kadar önemli olduğunu hatırlatan bir haber. İhracat ve ithalat rakamları açıklandı bugün. Kasım'da 8 milyar dolarlık bir dış ticaret açığı karşımıza çıkıyor. En çok ihracat yaptığımız ülkeler listesinde Almanya, ABD, Irak, Rusya ve İtalya karşımıza çıkarken ithalat ayağındaysa Rusya, Çin, Almanya, İsviçre ve İtalya ilk 5'i paylaşıyor. Ocak-Kasım dönemindeki açığımızsa 99.8 milyar dolarla neredeyse 100 milyar dolara yaklaşırken özellikle dış politik çerçevede Asya ülkeleriyle işbirliğinin geliştirilerek başta Rusya ve Çin olmak üzere ki en önemli bağımlılık bu noktada enerji maliyetlerinin düşürülmesiyle kazanılacak bir hattın olduğunu hatırlayalım ve haberimize göz atalım. Türkiye'nin dış ticaret açığı Kasım'da da arttı. Türkiye Kasım ayında 21,9 milyar dolar ihracat, 30,7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdi. Dış ticaret açığı Ekim ayına göre %61 arttı. 8,8 milyar dolara çıktı. 11 aylık ticaret açığı ise %153 artışla 99,8 milyar dolara ulaştı. İhracatın ithalatı karşılama oranı %71,4'e geriledi. Ocak-Kasım döneminde ise %69,9 oldu. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat Kasım'da 20 milyar 471 milyon dolara çıktı. İthalat ise 20 milyar 295 milyon dolara yükseldi. Kasım'da ihracatta ilk sırayı 1 milyar 859 milyon dolarla Almanya aldı. Bu ülkeyi sırasıyla ABD, Rusya ve İtalya takip etti. İthalatta ise ilk sırayı Rusya aldı. Rusya'yı Çin, Almanya, İsviçre ve İtalya izledi. Efendim 2022 yılında en çok O Parti konuşuldu. O Parti'nin genel başkanı hemen hemen her platformda ağırlandı.
ve çözümler soruldu. O da tane tane anlattı. Büyük kurultayını tamamladı. Cumhurbaşkanı adayını belirledi. Vatan Partisi çözüm arayan vatandaşın yanında ve her yerde sahadaydı. İktidara talip olan Vatan Partisi 2022 yılını da vatandaşın derdine ortak olarak büyük çözümler ve mücadeleyle geçirdi. Üretim devriminin tamamlanması için ortaya konulan kararlılık üretim devrimi kurultaylarıyla devam etti. Vatan Partisi dış siyasette de öncü sorumluluklar üstlendi ki yılın son günlerinde bunu bir kez daha yaşıyor ve hatırlıyoruz. Türkiye genelinde NATO'dan çıkalım eylemleriyle öne çıktı. Komşularla işbirliğinin geliştirilmesi için çok sayıda adımlar atıldı. İşte Vatan Partisi'nin bir yılı. Dostu gülümse ey halk geliyor vatan, vatan ile çıkacağız karanlıktan. Hak yiyen, halkını soyan, yalana taban, çalan ve çırpan. Sonunuz yakın geliyor vatan, vatan ile çıkacağız karanlıktan. Geliyor vatan, geliyor vatan, geliyor Vatan Partisi. Gel bir oyunla son ver oyuna. Hazır mıyız arkadaşlar? İşçinin, çiftçinin, üreticinin, sanayicinin kısacası hep çözüm arayan vatandaşın yanındaydı. Sadece seçim için değil, çıkmazda olan vatandaşa çıkış yolunu göstermek için de sahadaydı. Türkiye'nin geleceğine madenci feneriyle ışık tutacağız. Vatan Partisi olarak sorumluluk ve görev üstlenmeye hazırız. Ben burada bu yumruğumu vuruyorum. Vatan Partisi o yurt dışına kaçırılan 300 milyar doları Türkiye'ye getirtecek. Kriz geldiyse Vatan Partisi'nin günleri geldi. Zorluklar gelsin. Zorluk geldiyse Vatan Partisi'nin günleri geldi. Yerli kömürü kullanmak tercih değil, zorunluluk olsun. Kamu kaynaklarını har vurup harman savuran anlayışı kabul etmiyoruz. Bu yüksek kira artışları kabul edilemez. Fırtına deresinin kadınlarına söz veriyoruz. Türkiye'nin sorunlarına çözümler sıralayan, siyasette rota çizen, vatandaşın ilk başvurduğu merkez haline gelen Vatan Partisi 2022 yılını da vatandaşın derdine ortak olarak büyük mücadeleyle geçirdi. Tarımda, sanayide gerçekten devrim yaparak bundan çıkacağız. Tasarruf, yatırım, istihdam ve üretim sloganıyla hareket eden Vatan Partisi 2022 yılında Türkiye genelinde toplam 37 üretim devrimi kurultayı yapıldı. Vatan Partisi üretici için yeniden umut oldu. Çünkü kurultaylarda konuşanlar üreticilerdi. Üretim yapmaya çalışıyoruz. Siz bu adamlara vatan hainliğiyle nasıl suçlayabilirsiniz ya? 22 Ocak'ta Ankara Ostim'deki üretim kurultayı, 30 Ocak'ta Zonguldak Kömür Kurultayı, 26 Mart'ta İstanbul Tuzla'da, 2 Haziran'da İzmir'deki üretim kurultayları ve 25 Haziran Rize'de yapılan çay kurultayı büyük ses getirdi. Ham madde alımında çok büyük bir şekilde zorluk çekiyoruz. Genç bir nüfus tarım üretmek zorundayız. Arazilerimizi toparlayacağız. Bu sesini de az önce söyledim. İsraf gidecek, beton yatırımı bitecek. Yetti. Yerli kömür üretimini artırarak dışa bağımlılığı azaltılması gerekir. Üretim artsın, işçi alınsın. O zaman biz yaparız. Vatan Partisi gençliği de merkeze alan bir politikayla ilerledi. Gençliği üretimin merkezinde tutan tek parti olarak büyük alkış aldı. Yeni bir Ergenekon destanını biz yazacağız. Üreten Türkiye destanı geliyor. Kendimize güveniyoruz. Sırtımızı yasladığımız binlerce yıllık İmparatorluklar birikimimiz var. Atatürk devrimimiz var. Türkiye'nin ekonomisine... Vatan Partisi kentlerin üretim sorunlarından yerel yönetimlerdeki yolsuzluklara kadar vatandaşın yanındaydı. Yolsuzluk mahkemeleri kuracağız. Özel şirketler devletten aldığı elektriği %500 karla halka giriş satmaktadır. Vatan Partisi elektrik dağıtımının kamulaştırılmasını ülkenin gündemine taşıdı. Yurt çapında kurduğu ucuz elektrik platformları kuruldu. Yüzlerce noktada ucuz elektrik ve kamulaştırma eylemleri yapıldı. Ucuz elektrik verelim, zamları geri çekerek vatandaşımıza rahat bir nefes verelim. Şirketlerin çıkarları mı önemli yoksa halkın çıkarları mı önemli? Derhal kamulaştırma talep ediyoruz. Eylemlere katılan halkı selamlayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, kamulaştırmanın şart olduğunu vurguladı. Niye bir tek tekerle yapmıyoruz? Bu aynı zamanda israf. Halkın mücadelesi ve talepleri haklıdır. Başarıya ulaşacak. Bu çok önemli.
ve Mart ayında önemli bir kampanya başlatıldı. Görev Vakfı, Aydınlık ve Ulusal Kanal'ın bulunduğu İstiklal Caddesi Deva Çıkmazı'nda yer alan tarihi binanın mülkiyetinin alınması için harekete geçildi. Büyük Seferberliğin düğmesine basıldı. Niçin bu binalar tuğlalarla falan yapılmıyor? Alın terleriyle inşa edilen binalar bunlar. Fedakarlık olmadan büyük davalarda başarı elde edemezsiniz. Herkes üretimi şahlandırmayı söylüyor. Peki nasıl şahlandıracağız? Önce kendimizden vereceğiz. Alın terimizin damlamadığı yer yoktur. Tarihi binanın mülkiyetini almak için başlatılan imece sonucunda tapu alındı. Heyecanıyla Türkiye'yi saran kampanyada yurt içinden ve dışından binlerce vatansever elini taşın altına koydu. Bu tarihi binaya, bu tarihi kimliğe yaslanarak önümüzde tarih yapacak adımlar atılacak. Vatan Partisi dış siyasette de öncü sorumluluklar üstlendi. Türkiye genelinde NATO'dan çıkalım eylemleri başlatıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırının failinin ABD olduğunu açıkladı. Saldırının NATO eylemi olduğunu kaydeden Perinçek, NATO'dan çıkalım vurgusu yaptı. Amerika Birleşik Devletleri bugün dünyada teröristlerin ağasıdır. Bütün terör örgütlerinin arkasındaki gücün Amerikan emperyalizmi olduğunu en iyi biz Türk milleti biliyoruz. Katil NATO, Türkiye'den defol. Eylemler yurt geneline yayıldı. Dünya basınında da büyük yankı uyandırdı. Bu genişleme NATO'nun mezarına doğru bir genişlemedir. Vatan Partisi, Amerika Birleşik Devletleri yaptırımlarına boyun eğmeyen ve Türkiye-Rusya ilişkilerinin önünü açacak altın fırsat buluşmasının da öncüsü oldu. Ruslar ve Türkler zorluklarda yalnız zorlukları değil, büyük çözümleri görürüz. Koşullar son derece elverişli. Dolar saltanatı çöküyor. Atlantik sisteminin efendisi her yerde yeniliyor. Toplantıda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Rus devlet yöneticilerinin yanı sıra Türk ve Rus iş insanları da konuştu. Türk iş insanları Rusya ile ilişkilerin önünün daha da açılması için taleplerini ortaya koydu. Rus iş insanları da yaptırımları birlikte delme çağrısı yaptı. Etkinliğe katılan Rus heyet Türk iş insanlarını Moskova'ya yatırım yapmaya davet etti. Büyük bir işbirliğinden bahsediyoruz. Turizm ve sanayide ortaklığımız gelişecek. Akkuyu işbirliğimizin bir cevabıdır. Vatan Partisi'nin hem iç hem de dış siyasette izlediği politikalar büyük takdir topladı. Partiye katılımlar giderek arttı. İş insanı Ethem Sancak da Vatan Partisi saflarına katıldı. Vatan Partisi Genel Başkanı Perinçek, Ethem Sancak, Vatan Partisi'ne hükümet olmak için geldi dedi. Hükümet olacağız, Türkiye'yi yöneteceğiz. Türk milletinin iradesini, özlemlerini gerçekleştireceğiz. O kararla el sıkışıyoruz. Vatan Partisi yerel mücadelelerde de vatandaşı hep destekledi. Kayseri Şeker Fabrikası'nda işten çıkartılan işçilerle ilgili basın açıklaması yapıldı. Mücadelenin bütün Kayseri halkının, Türkiye'nin ve Vatan Partisi'nin mücadelesi olduğu kaydedildi. Kayseri'de işçimizle, çiftçimizle omuz omuzayız, onların sesiyiz ve bayrağıyız. Vatan Partisi, Türkiye Tarım, Hayvancılık ve Arıcılık Dayanışma Federasyonu tarafından dolandırılan arıcıların yanındaydı. Perinçek, arıcılara kefil olduğunu söyleyerek verdi mesajını. Ne şeker tedariği yapıldı, ne de ücret iadesi. Üreticilerimizin hepsi mağdur. Kararlı tavırları konusunda ben kefilim, onlarla beraberim. Bursa'ya bağlı Hürriyet Köyü sakinlerinin toprak mücadelesinde de ses oldu Vatan Partisi. Hürriyet Köylüsü, mücadelenize saygıyla selamlıyoruz. Vatan Partisi toplumsal çürümeye dayatan LGBT savunucularının da karşısındaydı. İstanbul Saraçhane ve İzmir'de büyük aile buluşmaları yapıldı. Ailenin hedef alındığı tehlikeye karşı büyük yürüyüşler yapıldı. Bu sesi aile eylesin. Vatan Partisi özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde büyük atılımlar başlattı. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ethem Sancak, Diyarbakır, Mardin ve Siirt'te ziyaretlerde bulundu. Ziyaretlerde Vatan Partisi'ne ilgi büyüktü. Önümüz açıktır. Güneşi gösterensin. Neden Vatan Partisi'ne katıldın? Sevdiğimiz için. HDP'ye veriyordum. Şimdi direkt Vatan Partisi'ne veriyorum. Hep birlikte kalkınmak için Vatan Partisi diyorum. Daha güzel bir Türkiye için.
26 Kasım'da ise 11. Amiral Soner Polat Genel Kurultayı Ankara'da büyük bir coşkuyla toplandı. Partisinin genel kurultayında konuşan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, ABD'ye karşı direnen ülkelere selam gönderdi, yeni bir dünyanın kurulduğuna vurgu yaptı. NATO Türkiye'de ancak mezarlarda olabilir. NATO'nun Türkiye'deki yeri mezardır. Perinçek, Vatan Partisi'nin hükümet olma zamanının geldiğini söyledi. Vatan Partisi olarak 7 ateşten geçtik ve 77 ateşten geçmeye hazırız. Hazırız. Vatan Partisi'nin zamanı gelmiştir. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 11. Genel Kurultay'da delegelerin oy birliğiyle Cumhurbaşkanı adayı seçildi. Vatan Partisi 2022'ye damga vuracak önemli bir eyleme daha imza attı. PKK'nın meclisteki temsilcisi HDP'nin kapanması için Anayasa Mahkemesi önünde eylem başlatıldı. HDP kapatılana kadar eylemin devam edeceği vurgulandı. HDP kapatılana kadar her hafta burada bu noktada Anayasa Mahkemesi önünde nöbetteyiz. Kahrolsun PKK, kahrolsun HDP. Kuşkusuz ekonomiyi uzun yıllardır hiç bu kadar fazla konuşmamıştık. Şimdi 2022 yılında ekonomide neler olduğuna mercek tutacağız. Hatırlayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan sene başında 2022 en parlak yılımız olacak demişti. Bu arada enflasyon, işsizlik, cari açık ve ekonomiye damga vurdu 2022 ve sene sonunda Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ise 2022 en kötü yıl olarak tarihe geçecek ifadesini kullandı. İşte ekonominin bir yıllık özeti. Yavaş yavaş, kademeli bir şekilde, aceleci olmadan kur düşecek, faiz de aynı şekilde düşecek ve 2022 bizim en parlak yılımız olacak inşallah. 2022 yılı için umutlar bu yöndeydi. Ancak ne kur düştü ne faiz politikası bekleneni verdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en parlak yıl olacak dediği 2022 yılı Hazine ve Maliye Bakanı'na göre tarihe geçen en kötü yıl oldu. Uzun bir süredir emarelerini gösteren serbest piyasa ekonomisi 2022 yılında buhrana dönüştü. Buna bir de koronavirüs salgını eklenince enflasyon, cari açık ve işsizlik ekonomilere damga vurdu. Krizden çıkış yolu arayan Türkiye'de 2022'ye yeni bir ekonomik modelle girildi. Kur korumalı mevduat sistemiyle Türk lirasındaki değer kaybının önüne geçilmesi hedeflendi. Yöntem kısmen başarılı olsa da hükümetin üretim ekonomisine adım atmadaki kararsızlığı hamleyi zayıflattı. Manşetlerdeki en önemli veri ise enflasyon rakamlarıydı. 2021'i %36,8 ile kapatan enflasyon 2022 yılına %48,69 ile başladı. 2022'yi %80'i aşarak kapattı. Gıda enflasyonu da Kasım'da 3 haneyi gördü. Yıllık %102,55'e yükseldi. Artan enflasyon rakamları alım gücünü eritirken asgari ücrete de ara zam yapıldı. Yıla 4.253 lirayla başlayan asgari ücret net 5.500 liraya yükseltildi. Enflasyon nedeniyle tüketici için tablo karanlık oldu. Zamlar ardı ardına geldi. 1 kilo kaşar peynirin fiyatı 1 kilo kıymayı geçti. Kaşar peynirin kilosu 165 lira civarında satıldı. Buramıza geldi. Bu kadar pahalılık olmaz ki. Hükümet piyasaya müdahale etmekte eksik kaldı. Temel tüketim ürünlerindeki artış için suçlu zincir marketler gösterildi. Rekabet Kurumu 5 zincir market ve 1 tedarikçiye 2 milyar 700 milyon lira ceza kesti. Bu sırada tarımsal girdi enflasyonunda da rekor artış görüldü. Tarımsal girdi maliyetleri 2022 yılının Ocak ayına %57,26 artışla başladı. Yılı %134,76 ile kapattı. İşte yemin çuvalını geçen sene 100 lira, 110 liraya alırken şu an 350 liraya alıyoruz. Geçen sene 70 liraya veya 80 liraya kullandığımız meyve ağaçlarının su parasını dekarda bu sene
170 liraya kurduk. Üre gübresi 130 liraydı. Bu sene 710 lira şu an. Maliyetimiz 4 kat, 5 kat arttı. Ayrıca elektrik giderleri. Bu maliyetlere bir de elektrik eklendi. Konuta sene başından beri %109, sanayiye %408 zam geldi. Enerji üretimi, enerji iletimi ve enerji dağıtımı kamu eliyle yürütülmelidir. Krizin yükünü hafifletme gayretine giren hükümetse yine kalıcı çözümler yerine vatandaşı yeni borçlandırma paketlerine yöneltti. Kredi kartları dağıtıldı, limitler arttırıldı. Zaten borçlu vatandaşın yüküne yük eklendi. Son bir yılda kredi kartı borçlularının sayısı 800 bin kişi arttı, 34 milyon 700 bine yükseldi. Yasal takibe giren borç miktarı da 33 milyar liraya ulaştı. Hükümetin faiz indirme hamlesi de yıl boyunca devam etti. Sene başında %14 olan politika faizi yıl sonunda %9'a çekildi. Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Tam aksine biz faizi düşürmeye devam edeceğiz. Dedi, öyle de oldu. Ancak hükümetin faiz indirimi piyasada karşılık bulmadı. Merkez Bankası'ndan düşük oranla kredi alan bankalar, çiftçiye, üreticiye, vatandaşa yüksek faiz oranıyla kredi kullandırdı. Hal böyle olunca bankaların kârları rekor üzerine rekor kırdı. BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün net kârı %408 arttı, 336 milyar liraya ulaştı. Bankalar da bu ülke kâr etmesin be efendim. Kalar. Çiftçi batacağına bankalar kâr etmesin. Türkiye dış ticarette de rekor açık verdi. Ağustos'ta 11,2 milyar dolar olan yani 210 milyar lira olan dış ticaret açığı Cumhuriyet tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Yılı da 100 milyar dolarlık dış ticaret açığıyla kapattı. Bu tablo cari denge verilerine de yansıdı. Türkiye'nin 12 aylık cari açığı 43,5 milyar dolarla 4 yılın zirvesine yükseldi. 11 aylık bütçe açığı ise 20,4 milyar lira oldu. Dış ticaret açığında en önemli kalemlerden biri enerji olan Türkiye'de hükümetin kömür ithalatına yurt içi üretimden fazla teşvik vermesi de gündemde uzun süre yerini korudu. Aylık 188 milyon dolar kömür ithal ettiğimiz için bu para yurt dışına gidiyor. İthal kömürü olan bu desteği derhal kaldırın. İthal kömürün geldiği yerde üretim olur mu? Yerli kömür çıkartılır mı? Zonguldak'la geçinebilir mi? Akaryakıtsa sene başından beri zam üzerine zam gördü. Sene başında litresi 13 lira olan benzin yıl içinde 28 liraya kadar yükselip yılı 22 lirayla kapattı. Gözlerime bakar mısınız? Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır. Benim gözlerimdeki ışıltıyı arkadaşlarım görüyor. Vatandaş akaryakıt zamlarıyla boğuşurken özel petrol rafineri şirketleri kârlarını katlamaya devam etti. Türkiye'de akaryakıt tekeli Tüpraş ve Star rafineride. Üstelik bu şirketler Rusya'dan ucuza aldığı petrolü fahiş kârlarla piyasaya sattı. Tüpraş 2021 yılının Eylül ayında 1 milyon 927 bin lira net kar ederken bu rakam 2022 yılının aynı ayında 23 milyon 456 bine yükseldi. Yani karı 10 kattan fazla artmış oldu. Türkiye enerjide dışa bağımlılığını azaltmak için önemli keşifler de yaptı. Karadeniz'de Sakarya gaz sahasında 58 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfedildi. Böylelikle Karadeniz'de keşfedilen gaz rezervinin 710 milyar metreküpe ulaştığı belirtildi. 2022 yılı içinde kurların %42, enflasyonunsa %80'i aşması doğalgaza da 4 kez zam olarak yansıdı. Doğalgaza yapılan zam %160'ı aştı. Konut kiralarında da fahiş artışlar gündeme geldi. Fahiş zamlara önlem için %25 zam sınırı getirildi. Ancak uygulama sahada çok başarılı olamadı. Mahkemelerde ev sahibi kiracı davaları rekor düzeye çıktı. İstihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla ülkeyi büyütme temelli bir ekonomi politikasına yöneldik. Hükümetin istihdam sözlerine rağmen işsiz sayısı katlanarak arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun Ekim ayı verilerine göre Türkiye'de şu an 3,5 milyon işsiz var. Bir de utanmadan, sıkılmadan diyorlar ki işsizlik var. Ne işsizliği ya?
Yılın son haftasında 2023 yılında geçerli olacak asgari ücret de belli oldu. 5500 liraydı rakam, 8500'e yükseldi. Bu rakam ortak mütabakatla da çıkmadı. İşçi tarafının oturmadığı masada anlaşma hükümet ve işveren tarafından imzalandı. Türk İş'in resmi teklifi 9000 lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o meselenin içinde olmayız. Türkiye seçime giderken emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili gelişme yaşandı. Yaş sınırının kaldırıldığını söyleyen Erdoğan, 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olma hakkına kavuştuğunu söyledi. Yaklaşık 2 milyon 250 bin vatandaşımız daha emekli olma hakkına kavuşuyor. 2023 yılının ilk zammı motorlu taşıtlar vergisine geldi. 2021 yılında %25 olarak uygulanan vergi 2023 yılı için %61,5'e yükseltildi. Ekonomideki kara tabloyu Merkez Bankası verileri ortaya koydu. Cari denge Ekim'de 359 milyon dolar açık verdi. Ekim açığı ile birlikte cari denge 12. ay üst üste aylık açık vermiş oldu. Türkiye ekonomisindeki kara tabloyu Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati de itiraf etti. 2022 yılı en kötü yıl olarak tarihe geçecek dedi. Bakanın bu sözleri iktidarın uyguladığı ekonomi politikasının başarısızlığının adeta bir özetiydi. Efendim, üretimin temel taşlarını oluşturan çiftçi ve üretici kanadı da çok zor bir yılı geride bırakıyor. Umutların yeşerdiği 2023'te acaba beklentileri, umutları neler? Biz sorduk, onlar yanıt verdi. Yurdun dört bir yanında dönen çarkların bir dişleri onlar. Teşvikleri, desteklemeleri, zamanında ödenmesi ve düzgün bir şekilde planlayarak yapılması. Kimi tarlada, kimi bahçede, kimi dükkanında, kimi de meydanlarda mücadele veriyor. 2022 zor geçti. Peki 2023 için ne bekliyorlar? 2023 yılının ülkemize ve çiftçimize hayırlı bereketli bir yıl olmasını temenni ediyorum. Dünya fındığının %70'ini bu emekçi eller üretiyor. 2023'ün bereket getirmesini diliyorlar. Fındık borsası yok. Hamburg'da var. Oysa ki bu borsanın 2023'te inşallah Türkiye'de olmasını istiyorum. Ürün bazlı fındık destekleme istiyorum. Çay olmazsa olmazlarımızdan. Onu üreten emekçinin dileği, çiftçinin ve ürünün korunması. Değerinde fiyat biçilmesi. 2023 çay taban fiyatının yükselmesini bekliyorum. Küpre fiyatlarının aşağıya düşmesini bekliyorum. Kayseri çiftçisi üretimi arttırmak istiyor. Umudu 2023'te girdi maliyetlerinin aşağı çekilmesi. Devletimizin, Tarım Bakanımız artık çiftçiye gereken hassasiyet ve önemini göstermesini bekliyoruz. Bu girdilerin en aza indirgenerek çiftçimizin yeniden yüzünü güldürüp tetiklemek gerekiyor. PKK'ya, HDP'ye meydan okuyan aileler korku dağlarını yerle bir etti. Adım attıkları yerde HDP milletvekilleri kaçacak delik arıyor. Onların ilk beklentisi çocuklarına kavuşmak. Artık kimse evlatlarımızın üstüne rant oynamasın. Kimse artık çocuklarımızı daha kaçırıp onların üstüne kanı üzerine oyun oynamasın. Batı'nın LGBT dayatmasına karşı mücadele çığ gibi büyüdü. CKD mücadelenin öncüsü oldu. Çocukları, gençleri emperyalizmin kıskacından kurtarmak için ailelerle el ele verdiler. LGBT propagandası ve dayatmasına karşı mücadelesiyle devam edecek. Bunun yanı sıra da toplumsal cinsiyet eşitliği değil, gerçek kadın erkek eşitliğinin tesisi için çalışmalarını yapacak. Türk milletinin efendisi olan çiftçiler bereketli bir yıl diliyor. Tarım Bakanlığı'nın daha önceki yapmış olduğu hataları tekrarlamaması, üreticinin şu anda elinde mevcut bulunan hayvanların artık kesime gitmemesini sağlaması gerekiyor. Bursa Karacabey'in köylüleri toprak mücadelesi veriyor. Yeni yılın huzur getirmesini istiyorlar. Bursa köy tarım arazilerinin satılmadığı, iş adamlarına peşkeş çekilmediği, OSB'nin gözetlemediği tarım arazileri istiyoruz. Yeni yılda enerji maliyetleri çerçevesinde nasıl bir süreç olacağı merakla beklenirken
sanayide kullanılan elektriğe %16 indirim haberi geldi. İndirim 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak. Neden 3 ay? O da ayrı bir tartışma tabii ki. Ve mesken abonelerine de zam yapılmayacağı bilgisi ulaştı. Sanayi elektriğine indirim geldi. EPDK 2023 yılının ilk 3 ayında geçerli olacak elektrik fiyatlarını belirledi. Sanayi kuruluşlarının kullandığı elektrikte %16 indirim yapıldı. Mesken abonelerine ise herhangi bir elektrik zammı yapılmayacağı açıklandı. EPDK dün de İktaş'ın sistem kullanım bedellerinde indirime gitmişti. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olarak düzenleme ile İstanbul'da doğalgaz fiyatlarına %12 ila 13 düzeyinde indirim gelecek. Ve bir başka zam haberiyle devam edeceğiz şimdi de. Tütün ve alkollü içki satış belgelerine %122.9 oranında zam yapıldı. Buna göre toptan satış belgeleri 12.925 liradan 28.813 liraya yükseltildi. İl merkezlerinde açık içki satış belgesi ise 2.775 liradan 6.186 liraya yükseldi. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tütün mamulleri ve alkollü içkilerin satışına ilişkin tebliği resmi gazetede yayınlandı. Buna göre tütün ve alkollü içki satış belgeleri için ödenmesi gereken bedeller %122,9'u yeniden değerleme oranında artırıldı. Böylece toptan satış belgeleri 12.925 liradan 28.813 liraya yükseltildi. İl merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisindeki perakende satış belgelerinin bedeli 665 liradan 1482 liraya çıktı. İlçe merkezlerindeki perakende satış belgeleri ise 440 liradan 980 liraya yükseldi. Açık içki satış belgesinin bedeli il merkezlerinde ve Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde 2775 liradan 6186 liraya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati 2023 yılı ücret tarifesinde gelir konusunda uygulanacak gelir vergisi tarifesini açıkladı. Çalışanların ödeyeceği vergi azaldı. Yemek ve yol parası ücretlerinde artış yaşandı. 2023 yılı ücret gelirlerinde uygulanacak gelir vergisi tarifeleri açıklandı. Ayrıntıları Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati sosyal medya hesabından paylaştı. Gelir vergisi tarifesinin ilk dilimi 32 bin liradan 70 bin liraya, ikinci dilimi 70 bin liradan 150 bin liraya, üçüncü dilimi 250 bin liradan 550 bin liraya, dördüncü dilimi ise 880 bin liradan 1,9 milyon liraya çıkarıldı. Nebati, asgari ücrete yapılan %54,5 oranındaki artışın gelir vergisi ve damga vergisi istisnasına da yansıdığını, ücretli çalışanların ödeyeceği verginin azaldığını belirtti. Öte yandan Temmuz ayında 51 liraya çıkarılan yemek parası istisna tutarı da 110 liraya, 25,5 liraya çıkarılan yol parası istisna tutarı da 56 liraya çıkarıldı. 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edildi. 50. yıl dönümü olan 2023'ün Aşık Veysel yılı olarak kutlanmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı yıl boyunca etkinlikler düzenleyecek. Üzülünce bir yoldayım. UNESCO anma ve kutlama yıl dönümleri arasına almıştı. 2023 yılı Aşık Veysel yılı ilan edildi. Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi resmi gazetede yayımlandı.
genelgede aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden büyük halk ozanı Aşık Veysel'in eserlerinde doğa ve insan sevgisi, dostluk, birlik ve beraberlik üzerine gelecek nesillere kıymetli dizeler armağan ettiği belirtildi. Sazı ve sözüyle dünya penceresinden insanlığa seslenen Aşık Veysel'i hürmetle ve rahmetle yad etmek üzere yıl boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenecektir ifadeleri kullanıldı. Yıllarca aradım kendi kendimi. Etkinlikler Cumhurbaşkanlığı himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumları tarafından yürütülecek. Hiçbir türlü bulamadım beni. UNESCO'nun Paris'te düzenlenen 41. Genel Konferansı'nda alınan kararla anma ve kutlama yıl dönümlerine Aşık Veysel de dahil edilmişti. Gün ilkindi, akşam olur. Gör ki başa neler gelir. Veysel gider, adı kalır, dostlar beni hatırlasın. TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen ilk yangın söndürme uçağı Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edildi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi önümüzdeki yıllarda Mülkiyeti Bakanlığı'na ait Milli Gökbey helikopteri ve 16 uçağın envantere dahil olacağını duyurdu. Helikopterimiz, hava aracımız olarak kayıtlara geçecek bir aracı inşallah envanterimize katmış olacağız. Orman yangınlarıyla mücadelede Türkiye'nin kendi uçak ve helikopterlerine sahip olmaması bir süre boyunca tartışma konusu olmuştu. Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan orman yangınlarıyla mücadeleyi güçlendirecek bir adım geldi. 2023 yılında envanterimize ilk defa mülkiyeti bize ait olan bir helikopter envanterimize girecek. TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen ilk yangın söndürme helikopteri Orman Genel Müdürlüğü envanterine dahil edildi. T-70 Sikorsky helikopter gerekli durumlarda 11 orman işçisini taşıyabilecek. Helikopter yangın görevlerinin yanı sıra üzerinde bulundurduğu ek teçhizatlarla kurtarma görevleri de yapabilecek. Su atan yeni hava araçlarımız devreye girecek. İlki TUSAŞ ve Sikorsky tarafından ortak üretilen bu yangın söndürme helikopteri şimdiden teşkilatımıza, ülkemize hayırlı uğurlu olsun. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Girişçi, 2022 yılı orman yangınlarıyla mücadele toplantısında 2023'te yeni hava araçlarının da envantere gireceğini söyledi. Geçtiğimiz yıl 39 olan helikopter sayımızı bu yıl 55'e çıkardık. 3 olan uçak sayımızı 20'ye, 4 olan İHA sayımızı 8'e. Ayrıca bakanlığımız dışındaki diğer bakanlıklarımıza ait onların envanterlerinde olan hava araçları var. Onları da rezerv güç olarak değerlendiriyoruz. Orada da 25 helikopter, 2 uçak ve 2 İHA hazır biçimde beklemektedir. Tarım Bakanı Kirişçi, orman yangınlarına müdahale süresinin de 40 dakikadan 11 dakikaya düşürüldüğünü vurguladı. Daha önce 40 dakika olan müdahale süresi şu anda 10 dakikalara inmiş durumda. İlk defa orman yangınlarına gecede havadan müdahale etme imkanını sağladık. Efendim tam 2.7 milyon kişi iller arasında göç etti Türkiye'de. Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı verileri. Verilere göre en çok göç alan iller İstanbul, Ankara, İzmir ama bu iller aynı zamanda en çok göç veren iller oldular. En az göçü Ardahan alırken en az göçü Bayburt verdi. Türkiye'de geçen yıl yaşanan göç hareketliliğini Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı. İstanbul hem en fazla göç alan hem de en fazla göç veren il oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2021 yılına ilişkin iç göç istatistikleri bültenine göre geçen yıl 2.777.797 kişi iller arasında göç etti.
Türkiye'de iller arası göç eden nüfusun dağılımında İstanbul 385.328 kişiyle en çok göç alan il olarak tespit edildi. İstanbul'u sırasıyla 197.702 kişiyle Ankara ve 131.394 kişiyle İzmir takip etti. En az göç alan illerse sırasıyla 4.750 kişiyle Ardahan, 7.054 kişiyle Tunceli ve 7.474 kişiyle Kilis oldu. En çok göç alan iller İstanbul, Ankara ve İzmir'in aynı zamanda en çok göç veren iller olduğu görüldü. 408.165 kişiyle İstanbul en çok göç veren il olurken bu ili 165.604 kişiyle Ankara ve 109.470 kişiyle İzmir takip etti. En az göç veren illerse sırasıyla 6.382 kişiyle Bayburt, 6.445 kişiyle Ardahan ve 6.517 kişiyle Tunceli olarak belirlendi. Türkiye'de geçen yıl 686.973 kişi eğitim nedeniyle göç etti. Diğer göç etme nedenlerine bakıldığında 570.224 kişinin hanedeki fertlerden birine bağımlı göç ettiği, 429.752 kişinin ise daha iyi konut ve yaşam koşulları nedeniyle göç ettiği görüldü. Efendim, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilik üzerine inceleme başlatıldı. Nehrin zeytinyağı tesisleri ve evsel atıklardan dolayı kirlendiği tespit edildi. Büyük Menderes Nehri çöp alanına dönüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileri inceleme başlattı. Tekstil atölyeleri... Bakanlığa bağlı mobil su ve atık su laboratuvarları bölgeye sevk edildi. Su kirliliğine neden olabilecek tesislerin tamamında kapsamlı çevre denetim çalışması yapıldı. Zeytin işletmelerinin kirliliğe neden olduğu iddia ediliyor. İşletmelerden zeytin posası atıklarını geri kazanım tesislerine göndermeleri isteniyor. Türkiye'nin önemli kış turizm merkezi Kartalkaya'da hareketlilik var. Tatilcilerin ilgi odağı haline geldi. Bölgede kar kalınlığı 1 metreye ulaşınca renkli görüntüler ortaya çıktı. Ankara ve İstanbul gibi iki büyük kent arasında bulunan Kartalkaya Kayak Merkezi tatilcilerin uğrak yeri haline geldi. Kayak merkezindeki pistlerde yapay karlamayla birlikte kar kalınlığı 1 metreye yaklaştı. Sezonu çok güzel açtık. Yaklaşık pistlerde 1 metre kar var. Merkezde bulunan oteller yılbaşı hazırlıklarını da tamamladı. Yeni yıla kayak merkezine girecek tatilciler için etkinlikler planlandı. Yılbaşı tatilinin eklenmesiyle bölgede bulunan otellerin doluluk oranı %88'e ulaştı. Şu an rezervasyonlarımız iyi gidiyor. Yılbaşı doluluk oranımız iyi. Her ne kadar kar gecikse de ama biz tabii ki bunu bildiğimiz için zamanda yatırımını yaptık. Yapay karlama sistemimizi devreye aldık. Şu an kayak severler için her türlü kayakla ilgili tüm sistemimiz mevcut ve devreye aldık. Şu an pistlerde bir sorunumuz yok. Şimdi Mersin'e uzanacağız. 6 çocuk annesi 73 yaşındaki Bedriye Arslan gösterdiği azimle büyük takdir topladı. Yıllar sonra okuma yazma öğrendi. 73 yaşında herkese örnek oldu. Okuma yazma öğrendi. Al, elma, al. 73 yaşındaki Bedriye Arslan Mersin'de yaşıyor. Kaza geçiren eşinin odasını okuma yazma bilmediği için bulamadı ve o gün okumaya karar verdi. Arslan kursa giderek hayaline ulaştı. Al, elma, al. 6 çocuk annesi Bedriye Arslan okuma yazmayı öğrendiği için çok mutlu. Efendim, İstanbul Devlet Opera ve Balesi İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'ndeki yeni yıl konseriyle 2022'ye veda etti. 2023'e ise merhaba dedi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası Korosu, solistleri, bale ve modern dans sanatçıları, sanatseverlere unutamayacakları bir akşam yaşattı. İşte
İstanbul Devlet Opera ve Balesi 2023 yılına merhaba demek için yeni yıl konseriyle Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu, solistleri, bale ve modern dans sanatçıları sanatseverlere dolu bir program sundu. Dünya çapında çok beğenilen ve izlenen opera ve bale repertuarına ait eserlerden bölümler seyirciler tarafından ilgiyle izlendi. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası'nı Şef Zdravko Lazarov, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Korosu'nu Şef Paolo Villa yönetti. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, korosu, solistleri, bale ve modern dans sanatçılarının görkemli programı yoğun alkış aldı. Efendim bu haberle günü noktalıyoruz. Bir günü bir diğer güne, haftayı hafta sonuna ve bir yılı bir diğer yıla doğru devretmeye yaklaştığımız dakikalarda yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu, sağlıklı, güzel bir yıl temenni ediyoruz. Kuşkusuz kimimiz için önem atfedilen günlerden ama kimimizin için sadece bir takvim değişikliği ama her ne olursa olsun bu değişimin hayatımızda güzel sonuçlar getirmesini temenni ediyoruz. Bölge coğrafyasında, ülkemizde ve dünyanın değişen ekseninde son derece önemli bir yıla doğru girdiğimiz bu anda yine vatandan, milletten, memleketten yana olmaya biz yayınlarımızda devam edeceğiz. Saat 21'de Emrah Şen konuklarıyla özel bir yayınla sizlerle birlikte olacak. Bizler sizlerle yeniden buluşuncaya dek hepinize mutlu bir akşam, mutlu bir hafta sonu ve sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.